değil mi? Yok değil hocam. Tamamdır. Arkadaşlar başlamadan hemen tekrar hatırlatayım. Eğer şey kesilirse bağlantımız 10 dakika uyarısı geldi ama saçma bir durum var burada. Şu anda anlamadım. Kesilirse tekrar... Biraz kısabilir misiniz abi? Tabii memnuniyetle. Aynen abi, size rahmet. Şey olursa, bağlantımız koparsa aynı linki tekrar deneyelim. Şayet o linki tekrar kullanmamıza izin vermezse ben hemen yeni bir normal master ID'den yeni bir link oluşturup hemen atarım. Bir iki dakika kopma olur, geri kalanı aynen devam ederiz. Evet arkadaşlar, ekranı herkes görüyor değil mi? Şimdi burada ekran paylaşımında şöyle bir sorun oluyordu. Onu hatırladım. Desktop'u paylaşayım. Şöyle yaparsam daha iyi olacak. Çünkü pop-up'ları göremiyorsunuz bu defa. Evet. Neyse, müziği komple kapatayım ben ya. Evet arkadaşlar. After Effects'te artık bugün biraz daha yani animasyon trikleri işte bu tek tek ele alacağız belki. Anticipating, işte timing meselelerini. Yani animasyon hareketi yapmakta bir mevzu yok, bir zorluk yok. Fakat o animasyonun ve hareketin estetiğini ortaya koymak belli bir zaman istiyor. Bununla ilgili de ilginç bir şekilde böyle yani bir iki tane derse rastladım. Onlar da çok etkili, güzel değil açıkçası. Bu en son Instagram'da paylaştığım bir şey vardı. En iyi 5 motion grafik çalışanlar için, başlayanlar için en iyi 5 hesap diye. Orada şey var, Motion Design School diye bir seçenek var. Orada onun böyle bir motion hiyerarşi, motion timing ile ilgili dersleri var. Fena değil. Onun dışında çok iyi bir şeye rastlamadım. O anlamda bu dersimiz önemli arkadaşlar. Hemen buradan yeni bir kompozisyon diyorum. Yeni kompozisyon dediğimde işte 1080'e 1080, bu 1920'ye 1080 yapıyorum. Bu 1080p olarak geçen bir çözünürlük. Okey dedim. 18 frame'lik bir animasyon. Yani şöyle space'e basıp play yaptığımda çok hızlı akıyor bakın. Şimdilik böyle bir başlayalım. Sonrasında neler yapacağız bakalım. Şimdi öncelikle şunu, geçen dersimizde belirtmediğimiz çizim aracını seçtim. Şimdi aynı anda ben yaparken uygulamayın. Tavsiyem odur ki. Önce seyredelim. Sonra zaten videoyu yayınlayacağım için videoyu izlerken tekrarını yapsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Yine siz bilirsiniz. Çizim yaptık arkadaşlar. Bu çizimin şimdi rengi, şekli, şusu busu önemli değil. Şimdi timeline'ımızın tamamına yayıldı bu. Anlamadığınız yer olursa hemen müdahale edin. Timeline'ımızın tamamına yayıldı. Mesela diyelim ki başta görünsün istemiyorum. Ne kadar görünmesini istemiyorsak şuradan bakın hemen kursörümüzün şekli değişiyor. Geldik. Bunu bu tarafa doğru çektiğimizde bu başta görünmez. Geldi. Göründü, görünmedi. Bakın böyle bir görüntü elde ettik. Aynı şekilde bir tane text oluşturayım. Bunu da başta görünsün, sonra görünmesin. Başta görünüyor, bakın. Sonrası için ne yaptım? Tuttum bu taraftan, buraya çektim. Şu. Hocam kusura bakmayın, animasyonun süresini ne belirlemiştiniz acaba ayarlarken? 16, 18 frame. 18 frame, saniye olarak? Saniye değil. Yani tamam. Saniye olabilmesi için 29 olması lazım. Tamam, anladım. Çünkü şuradan kompozisyon özelliklerini göstereyim. Şurası 29.97 ya. Dolayısıyla bu yarım saniye gibi bir şey. Tam saniye değil. Ama etkisini hemen görmeniz için kısa bir seçenek belirledim kendime. Şimdi şu önemli. Yani biz sağdan ve soldan layer'larımızın o uzunluğunu kısalttığımızda nerede görünmesini, nerede görünmemesini buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle mesela. Başta görünmesin, ortada görünsün design, sonda yine görünmesin. Oynatıyorum.
Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Hemen sorayım. Yok galiba. Devam ediyoruz. Yok hocam. Şimdi. Durdurdum. Artık bundan sonra göz kırpmamaya çalışın. Kompozisyon özelliklerime girdim. Bunu 30 frame'e yükselttim. 30 frame'i tamamını görmek için şunu asılıyorum. Şu tarafa doğru. Sayfamda bir tane kutucuk var. Hatta bunu da baştan çizeyim. Hiçbir şeyim yok. 30 frame'lik bir kompozisyonum var. Sahnemde hiçbir şey yok. En başa geldim. Bir tane dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgenimin eğer fill kısmına tıklarsam yukarıda, dikkat edin, şu seçenekler gelir. Düz renk mi boyayayım, yoksa geçişli, direkt düz geçişli liner gradient mi yapayım, yoksa radial mi yapayım? Düzü seçtim, okey dedim. Hemen burada renk kutucuğuna tıklarsam bana renk soruyor. Beyazı seçtim. Şimdi oynatıyorum. Tabii ki hiçbir şey yok. Ne yapacağım? Kısıyorum bunu. Kıstım iki frame. Beyaz görünsün, sonra siyah görünsün. Hatta bir frame görünsün. Evet. Arkadaşlar göz kırpmayın. Bakın hiçbir keyleme yapmıyorum. Sonra kopyala yapıştır yaptım. Bir tane atladım. Bir frame atladım, boş bıraktım. Yani o arada hiçbir şey yok. Şimdi şöyle oldu. Bir tane daha atlayayım. Şimdi ikincisinde, yani ikincisi dediğim timeline'da önce olan birinci, diğeri ikinci. İki frame uzunluğunda yapayım. Yine kopyalıyorum layer'ımı. Ctrl-C, Ctrl-V veya Command-C, Command-V. Bunu da bir frame daha uzatıyorum. Şimdi bakalım. Bir tane daha kopyalıyorum. Bunu da layer'da kaydırdım. Bu defa bunu kırmızı yaptım. Kırmızı uzun durdu. Kısabilirsiniz hemen. Kırmızı böyle pat görünsün, geçsin istiyorum. Şöyle bir etki oldu bakın arkadaşlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Devam ediyorum. Birinci frame'e geldim. Çok dikkat edin. Birinci frame'e geldim. Evet. Tekste geldim. Buraya upgrade dedim. Ortaladım bunu güzelce. Siyah dedim. Hocam yükselişimizin inşallah başlangıcı olur. Ya şöyle güzel güzel gidiyor, keyifli. Bir de sizin yaptıklarınız, geri dönüşler çok hakikaten etkili oluyor. Benim açımdan özellikle. O yüzden hani tam öğrenme zamanı gerekeni yapmazsak sanki böyle akim kalacak gibi. Prosu şey, Zoom, kullandığımız Zoom'un prosunda şey yok, zaman sınırlaması yok. Premium artık pro diye geçiyor, premium diye geçiyor, ikisi de olabilir. Bir de şey, örnek veriyorum, Asım'la bir program yapabileceğiz o zaman. Paralı, aynı paralı. Asım'la ikimizi ekranda, iki ekranı yan yana koyup Asım'ın yaptığı örnek üzerinde dersi anlatabileceğiz. Burada ben şimdi sadece iki kişinin görünmesini sağlayamıyorum bu ücretsiz versiyonda. Ama güzel, başladık yani. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu arada ilk bölüm kaydoldu. Bunu ikinci bölümle birleştirip yüklerim. Upgrade yazdım. Bu biraz kalınlığını artırıyorum. Arkadaşlar şu panel açılmazsa şayet sağda, Window, Workspace, buradan istediğinizi seçip reset diyebilirsiniz. Reset dediğinizde bunları mesela siz normalde çalışırken yerlerini oynatsanız bile daha sonra reset dediğinizde hepsini aynı yere tekrar getiriyor. Bilginiz olsun. Şimdi
Oynatayım sahnemi. Şöyle bir görüntü oldu bakın. Arkadaşlar bu dakikada şu anda yapmak istediğiniz çalışmanın estetiğiyle alakalı adımlarınız başlıyor. Örneğin. Daralttım bunu. Ne kadar daralttım arkadaşlar? Aşağıdaki zemin, oluşturduğum beyaz zeminin süresi kadar. Bir frame. Sonra bunu kopyaladım. İkinci yere taşıdım. Bu da ikinci boşluk alanı kadar frame uzunluğu. Yani çok basit yani buradaki mantık. Bunu ne yaptım? Beyaza çektim arkadaşlar. Biraz büyüttüm. Bir daha oynatıyorum. Sonra bir daha kopyaladım bu yazıyı. Bir daha aynı yere getirdim. Bu defa yine siyaha çektim. Biraz daha büyüttüm. Hatta bunu bold yapayım burada. Bir daha oynatıyorum. Yani bir announcement hazırlıyorsunuz. Dikkat çekici bir banner hazırlamak istiyorsunuz. Şimdi onunla alakalı bakalım yürüyoruz. Şu anda arkadaşlar imkanı olanlar cevabını versin lütfen. Şu anda ilk yazdığım upgrade'i gören var mı? Animasyonda. Yani çok az çok az görünüyor, görünmüyor, algılanmıyor. Çok hızlı geçiyor çünkü. Doğru mudur? Evet, evet. Şimdi işte buradaki estetik meselesi bu. Mesela şu sonraki yaptığımız upgrade, en son yazdığımız upgrade yazılmadan önce görüyorduk biz onu. Artık göremiyoruz. Çünkü göz acayip bir şey. Orada algıları yanıltıyor, gözümüzü yanıltıyor. Bir arkadaşımız link yazmış şeyden. Hemen ona cevap vereyim. Aynı link. Heh. Barış, evet senin mikrofon yok. Sen bari o işlere bak. Evet. Sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu çözeceğiz birazdan. Bir daha kopyaladım, yapıştırdım. Siyaha geldim. Yine beyaza çektim yazıyı. Arkadaşlar hiçbir key yok. Bakın hiçbir key yok. Mesele ne gördüğü değil gözün, ne algıladığı. Bu anlamda yani aslında başından beri, ilk yayınlarımızdan beri söylediğim, arkadaşlar yazılım öğrenmek bir şey anlam ifade etmiyor. Önemli olan o yazılımla neler yapabildiğiniz. Dememdeki mesele bu. Yani bu işin teknik boyutundan ziyade biraz insan özellikleri ile alakalı bilgilerimiz olsa 1000 kat daha iyi. Şimdi bakın şöyle bir şey oldu. Fena sayılmaz. Doğru mudur arkadaşlar? Eye catching bir şey oldu yani. Göz alıcı bir şey. Fakat arkadaşlar hemen not alıyorsunuz. Kafanıza yalnız. Kağıda değil. Rotation R, position P, opacity T. Opacity'nin içinde T var malum. Onunla kodlayabilirsiniz kafanızda. Scale S. İlgili seçeneği seçiyorum. Nedir? Upgrade 2. Yani ikinci frame'deki seçeneğimi seçtim. P'ye bastım. P position özelliği geldi. Yani bunu nasıl açıyorduk biz? Şöyle açıyorduk, transform'a geliyorduk. Transform'u da açıyorduk. Buradan pozisyon yapıyorduk ya. Ya 1000 tane layer'ınız var arkadaşlar. Ki olacak 1000 layer'da çalışmalarınız. Abartı gibi gelebilir şimdi ama başınıza gelince anlarsınız. Dolayısıyla burada kısa yol çok önemli. P dediğinizde position, S dediğinizde scale, T dediğinizde opacity. Tamam mı arkadaşlar? R dediğinizde rotation seçeneği hemen geliyor. Şimdi birinci de düz dursun. İkinciye geldiğimde bunu böyle oynattım. Rotation'dan. Kapattım. Bir üstündekinin görünürlüğüne geldim. Rotation'ı R'ye tıkladım. Bu tarafa çevirdim. Üçüncüye geldim. Rotation'a tıkladım. Bu tarafa çevirdim. Buraya geldim. Rotation'ı çok tatlı oynayacağım burada. Şunu biraz daha abartabiliriz şöyle. Burada bunu böyle yeşille
tamamlayayım, sonra kırmızı gelsin. Oynatıyorum. Evet, biraz konuşun istiyorum. Ne diyorsunuz? Hocam bedava dizi sitelerindeki yapışkan reklamlar gibi oldu. Aynen. Ama şey yok bakın, key yok. Hiçbir key yok. Sadece burada anlatmak istediğim, yani biz kendi gözümüzün dinamiğini çözmemiz lazım. Yani burada ne yapacağız? Forward meselesi var ya, yani ne için yapıyoruz mesele? Ya işte ben bir reklam yapacağım, çok basit bir şey olsun ama atıyorum sayfanın sağ üstünde, sol altında olduğu zaman bile hemen tak yakalasın. Yani göz alsın. Tamam eyvallah abi, al sana bir basit key kullanmadan yapabileceğiniz bir animasyon. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bundan hemen geçiyoruz, bu dursun bir kenarda. 1920x1080 yeni bir sayfa açtım. 31 dakika, 1 saniyelik bir animasyon. Bunu 3 saniye yapacağım. Okey dedim. Şu anda boş bir sahnemiz var arkadaşlar. Şimdik. Şöyle önce içeri koyayım. Arkadaşlar bir tane box oluşturdum. Bu box'ımız normal, bakın anchor point sayfanın ortasında. Görüyor musunuz? Arkadaşlar. Evet hocam. Şimdi bu anchor point bazen sinir bozucu olabilir. Neden? Onu ortalamak için böyle tutuyorsunuz onu. Şuradan anchor point tool'a geldiniz. Sonra seçeneği seçtiniz. Buradan bunu buraya getirmeye çalışıyorsunuz falan. Bir sürü iş. Onun yerine arkadaşlar, objemiz seçilirken Mac kullanıyorsanız Command, PC kullanıyorsanız Control tuşuna basılırken klavyede, buradaki Anchor Point tool'unuza, Pan Behind tool'unuza çift tıkladığınızda onu objenizin ortasına center ediyor. Anlaşıldı mı? Buna ihtiyacınız olacak çünkü çok fazla olacak hem de. Command tuşuna basılırken veya Control tuşuna basılırken objeniz seçili, buraya geldiniz, çift tıkladınız, Anchor Point'i ne yaptı? Ortaladı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim keyleme meselesine. Şimdi arkadaşlar, geçen de anlatmıştık, unutulabilir, hiç dert değil. Şimdi buradaki seçenekleri açtığınızda bunları açıp denemekte hiç bir korku yaşamayın. Hiç önemli değil. Hepsini deneyin, bozun, problemi yok. Açtığınızda stroke özelliklerine geldim ben. Veya nereye geleyim? Rectangle özelliklerine geldim. Burada bakın yanında kronometre olan her şey keylenebilir anlamına geliyor. Keyledik bunları. Keyledikten sonra birinci de, yani ilk keylemeyi yaptıktan sonra, bu 20. frame'de bile olsa fark etmez. Sonra yaptığınız bütün hareketler artık otomatik kaydolacak. Aldım. Bunu büyütüyorum. Şuradan yanlış yerden yaptım arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. Position, scale. Sonra şuraya ortaya geldim. Scale ettim. Ortaladım. Bakın otomatik keyledi buraya. Şuraya. Oynatalım. Şimdi bakın. Burada arkadaşlar hayatımıza yeni yani After Effects için ya da animasyon için yeni bir şey sokuyoruz. Yeni sayılmaz da dile getirelim yani, öyle diyelim. Timing. Şimdi bakın yapacağınız şey her neyse bunu timingini ayarlarsanız olayın estetiği otomatik değişir. Hemen görelim. Yani burada yapmam gereken ne? Sadece buradaki frame'lerin arasını daraltmak ya da genişletmek. Bir. İkincisi, ease özellikleri var. Ease demek şu demek arkadaşlar. Bütün şeylerde aynı. Adını söyleyeyim. Animasyon programlarında hepsinde tamamında aynı şeydir. İsimde kullanılır. Sağ tuş yaptım. Burada keyframe assistant diye bir şey var.
Bu arkadaşlar şu, animasyonunuz hızlı başlayıp yavaş dursun ya da yavaş başlayıp hızlı dursun gibi seçenekler ekleyebiliyorsunuz. Yani şu hareket stabil, standart bir hareket. Fakat şöyle yaptığınızda, önce bir kere oynatayım. Şöyle bir animasyonumuz var. Bir daha görün. Şöyle bir animasyonumuz var. Şimdi buraya geldim. Ease, ease seçtim. Şimdi bir daha izleyelim. Bakın başlarken biraz yavaş başlıyor. Aynı şekilde bunu da seçip, bunu da ease, ease yaparsam, bakın ne olacak? Alan çok dar olduğu için belki göremiyorsunuz. Şöyle genişleteyim. Ease, ease seçeneğinden bu gelmeyi biraz tatlı bir şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar, şuraya geldim. Burada bu defa başta değil, bu defa ikinci frame'imde rotation'ı seçtim. Sonra birinciye geldim. Bunu rotate ettim. Şöyle geldi bu defa. Şöyle geldi. Biraz daha rotate edeyim. Şöyle. Bakın. Şöyle bir animasyonumuz var. Şimdi arkadaşlar buraya kadar anlamadığınız bir şey var mı? Yine çok basit bir iki hareket yapacağım. Kaçsın istemiyorum. Yani normal scale'ledik. Position, scale, rotation. Hocam ease, ease başlarken hızlı bitirirken yavaş bir şekilde bitirmek değil mi? Evet abi aynen öyle. Tamam. O seçenekleri kurcalayın. Onunla ilgili ayrı bir dersim olacak ama onları kurcalayın. Tamam mı? Siz kendi yaptığınız çalışmalarda. Şimdi arkadaşlar bunu biraz alfasını yani opositesini düşüreceğim. Nedir? 45 yaptım. Yani aslında zemin siyah olduğu için biraz önceki güçlü siyahımız biraz böyle mat bir siyah şey maviye dönüştü. Şimdi arkadaşlar şöyle ortalara geleyim daha net göreyim. Kopyala yapıştır yaptım. Kopyala yapıştır yaptım. Kopyala yapıştır yaptım. Kopyala yapıştır yaptım. 5 tane frame'im var. Aynı şey üst üste oynuyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi dikkat edin. Asım abi. Abi gözünü kırpma. Duyuz hocam. Görüyorum hocam. Gözünü kırpma. Kaydırıyorum üsttekileri. Üsttekileri sağa doğru kaydırıyorum frame'leri. Bir tane bıraktım. İki tane daha kaydırdım. Bir tane bıraktım. İki tane daha kaydırdım. Bir tane bıraktım. İki tane daha kaydırdım. Seyrediyoruz. Biraz önce basit scale, position, rotation'la yaptığımız basit bir dikdörtgen animasyonu ne oldu? Şık oldu, güzel oldu. Şimdi işte bu değişik transition'lar arıyoruz ya mesela yaptığımız şeylerde, dokümanlarda. Halbuki arayarak harcadığımız vakti yaparak kullansak çok acayip şeyler elde edebiliriz. Şimdi arkadaşlar başından beri diyorum ki anlattığım şeyleri artık başka şeylerle combine etme fikri sizde oluşsun. Şöyle ki biz dünya çalışmamızda, dünya tutorialında, dersinde arkadan geçen dünyayı öndeki yuvarlığa maskeledik. Hatırladık mı onu? Ses gelmedi arkadaşlar. Şimdi bende basit bir öğretmen kafası var. Ses gelmeyince makine duruyor. Şimdi aynı mantıkla ne yapacağız? Buradaki kompozisyon 2 yine dursun. Yeni bir kompozisyon oluşturuyorum. Yeni kompozisyon. Yeni kompozisyonum 5 saniyelik bir kompozisyon. Okey. Bu kompozisyonuma daha önceden belirlemiş olduğum görseli sürükleyip bıraktım. Sonra üstüne belirlemiş olduğum ikinci görseli bıraktım. Yani alt alta iki tane görselim var. Yani bunlar hani
hem reklam olsun hem de bir yerlere mesaj olsun. Gelinlik görselleri de olabilir. Meral Hanım. Şimdi bu kompozisyonumu, yani biraz önce yaptığım şu kompozisyon 2'yi buradan alıyorum. Buraya bırakıyorum. Fakat diyorum ki başta biraz görünsün. Bu sonra gelsin. Yani ne yaptım? İlk bu dersimize başlangıçta anlattığım şey geldi. Sonra bu görüntü geldi. Biraz daha çekeyim hatta. Şöyle yapayım. Görüntü aktı. Sonra devreye bu geldi. Güzel. Şimdi ikinci imajımı seçtim. Maske kısmına geldim. Alfa madde dedim. Görüntü oynadı. Görüntü oynadı. Şimdi yaptığınız o basit şeyi bir translation'a dönüştürdünüz. Arkadaşlar. Şimdi. Evet hocam, güzel oldu. Şimdi görüyorum. Artırıyorum. Şuraya bir tane dikdörtgen ekledim. Ve buna siyah yaptım. Seçenekten şuradan siyah yaptım. Veya biraz mavimsi bir siyah olsun. Okey. Sonra arkadaşlar bunu kopyalayıp yapıştırdım. Buna şöyle bir nüans ekledim. Bu da beyaz olsun. Sonra yakınlaştırdım. Buraya müsaadenizle bir isim yazdım. Şimdi görüntü oynuyor. Tam burada bu bizim yazımız gelsin istiyorum. Şimdi tasarımı yaparken bir yandan timingini nerede girecek, nerede çıkacak onu belirlemeye çalışıyorum. Onun için animasyonumda, bu tip animasyonlarda arkadaşlar dikkat etmeniz gereken birinci seçenek şu. Sadece başta yapalım, ilgili yere sürükleriz, önemli değil. Bu tip şu anda yaptığımız KJ diyoruz biz buna. Lower third diye de geçer. Bu tip animasyonlarda yapmanız gereken birinci seçenek şu. Animasyonumuzun bitmiş halini, yani ekrandaki en son görülmesini arzu ettiğiniz halinin frame'ine geldiniz. 25. frame olsun. Buraya geldiniz. Position keylerini keylediniz. P'ye bastım. Üçünü bir seçtim. P'ye bastım ve position geldi. Kronometreye tıkladım, keyledi. Otomatik keyledi. Başa geldim. Dedim ki bu işte dışarıdan gelsin. Bu da dışarıdan gelsin. Çünkü kompozisyonun dışındakiler görünmeyecek. Bakın ne oldu? Şöyle bir animasyon oldu. İsim yukarıdan gelsin. Şöyle. Yani şöyle bir şey oldu. Fakat timingini oynayacağız. Şimdi bunu daraltıyorum. Şöyle gelsin. Şöyle. Fakat burada biraz 20 frame'e doğru gelsin. Biraz bu tarafa uzasın. Şöyle. Sonra aynı yere tekrar gelsin. Şunu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Şöyle oldu. Şimdi belki şu isimde buna gerek yok. Sildim. Şu isimdeki o hareketi sildim. Bir daha bakıyorum.
Şimdi arkadaşlar, bakın. Şu beyaz olanı sonra gelsin istediğim için kaydırıyorum. Frame'de kaydırma yaptım. Bakalım nasıl oldu? Bakın şey sonradan geldi bu defa, beyaz. Koşup bir anda duramayan adam animasyonu mu yaptınız hocam? Aynen öyle. Aynen öyle. Bakın geldi, sonradan oldu. Fakat burada Meral Kaya önce geliyor. Bunu da sonra gelsin istiyorum. Yani mavi zeminim tam yerini bulduktan sonra gelsin istiyorum. Bu defa onu kaydırdım. Şöyle oldu. Şimdi burada arkadaşlar, tabii isim bir anda yukarıda beliriyor. Dikkat edin. Ondan sonra sahneye giriyor. Bu biraz beni rahatsız etti. E ne yapayım o zaman? O zaman şuraya hiçbir seçenek seçili değil layer'da. Buna dikkat edin. Hiçbir seçenek seçili değil. Dikdörtgene geldim. Şuraya bir mask alanı oluşturdum. Mask alanı oluşturdum. Sonra aynı dünya örneğinde olduğu gibi ismi seçtim. Alfa madde dedim. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Dışarıdan gelirken yazı görünmüyor bakın. Dikkat ettiniz mi? Bakın yok. Dışarıdan geliyor şöyle. Geldi, animasyonumuz oluştu. Şimdi bir diğer önemli bir şeyden daha bahsedeceğim. Çok yığıntı yapmak da istemiyorum. Fakat bu da önemli. Şöyle, laciverti seçtim arkadaşlar. Bu defa şu track mat, alfa matta değil de modlara bakalım. Mod. Mod bölümünden bunu overlay yaptım. Olmadı. Soft light. Olmadı. Screen. Olmadı. Liner burn. Artık buradaki seçenekleri ben direkt şudur diye söylemek istemiyorum. Tek tek deniyorsunuz. Daha da olmadı. Şuradan biraz kısıyorsunuz. Opacity'yi. Beyazda da aynı şekilde kısıyorsunuz. Böylelikle biraz daha ortama ayak uydurmasını sağlıyorsunuz. Oynatalım. Şimdi bunlar ikinci görüntüm gelince daha anlamlı olacak gibi geldi bana. Tutuyorum üçünü. Buraya getiriyorum. Oynatıyorum. Sorusu olan var mı? Hocam güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Tabii biz bunu şimdi bayağı bir izleyeceğiz galiba tekrar. Evet. Şimdi tekrarları hemen bugün biraz daha bir öncekini biraz geç attım birkaç gün. Bunu hemen bugün atacağım. Ama bugün tabii geç oldu. Geçen Ömer'le yazışıyoruz gecenin köründe. After Effects animasyon dizayn işine girince biraz uykusuz geceler normal. Fakat bunu elimden geldiğince hızlı atacağım. Arkadaşlar, özet geçeyim. Kafanızda karmaşıklaştırmayın. Ben bugün çok detay yüklemiş gibi görünebilir yaptıklarım ama değil. Hakikaten birkaç madde üzerinde kaldık. Yani birincisi, şu frame'leri kaydırarak öncesinde görünüp sonrasında görünmeme, öncesinde görünmeme, sonrasında görünme meselesi bir. İkincisi, keyleme meselesindeki kısa yollar. Position, Scale, Rotation ve Opacity. Bunları önemli hatırlamanızı rica ediyorum. Üçüncüsü, sizin yaptığınız seçenekler sonra bambaşka şekilde kullanılabilir. Ya bir örnek daha vereyim. Şimdi bakın, şu kompozisyonu 2'mi buraya sürükledim. Bu neydi? Şu. Bunu Rotation'dan şöyle çevirdim. Buradaki modlardan mod ekledim buna. Bunun opacity'sini kıstım. Sonra bir daha kopyala yapıştır yaptım. Bunu biraz daha rotate ettim. Büyüttüm. Şu anda tamamen saçmalıyorum yani.
Şöyle. Sonrasında arkadaşlar şuraya geldim. T'ye bastım. Yani opacity. 160 en son değerlerinde keyledim. Sonra 0 yaptım. Yani şöyle geldi en son. Sıfırlandı. Yani üst üste yığarak değişik denemeler yapabilirsiniz. Yani çok acayip geniş imkanlar sunuyor. Yaptığınız bir şeyi, seçeneği daha sonra çok farklı şekilde kullanma şanslarınız var. Çok fazla örnek incelemenizi öneriyorum. Çok fazla örnek incelemenizi öneriyorum. Bunun için verdiğim şeyleri takip edin. O Instagram'da paylaştığım hesaplara bir bakın. Hakikaten oradaki şeylere, örnekleri görmeniz sizin görsel zihin arşivinizi çok genişletecektir. Daha sonra normalde bu işin birinci yöntemlerinden birisi taklittir yani. O yüzden yapılan örnekleri taklit etmeye, aynısını denemeye çalışın. Daha sonra orijinaller zaten arkadan yavaş yavaş gelecek. Bugünkü benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bağlantıyı kestik. Tekrar bağlandık. Bu defa da hakikaten bize tanınanın üstüne çıktı süre olarak. İlginç şeyler oluyor Zoom'da. Katılımınız için teşekkür ederim. Soru cevap varsa alalım. Sonrasında bitirelim yayınımızı. Hocam teşekkür ediyoruz. Denemelere başlayacağız inşallah. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar katılımınız için teşekkür ediyorum. Hocam son bir şey sorayım ben şunu kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi şöyle yaptığımız abi. Çalışmayı kaydetmek için illa şu video encoder mı lazım? Öyle bir şey vardı galiba. Şimdi şöyle video encoder ya After Effects'ten MP4... Çünkü geçen yüzlerce megabayt tuttu hocam 10 saniyelik video. Evet, QuickTime export veriyor sadece. O da tabii doğal olarak büyük bir dosya boyutu anlamına geliyor. Ben genelde şey yapıyorum, yani QuickTime'dan MP4'de çeviren yazılımlar kullanıyorum, küçük third party yazılımlar. Ya da Adobe Premiere'i açıp Adobe Premiere'den onu export edebilirsiniz. Tabii bunlar ekstra işler. Fakat belli model şeyler var. PC için daha kolay, Windows için. Bu codec yazılımlar var. Onları yani driverları yüklerseniz o zaman After Effects'te MP4 şeyi de geliyor. H264 codecli MP4 kaydı da geliyor. O seçeneği de tercih edebilirsiniz ama dediğiniz gibi şey bilgisayarınızın kaldırmadığı artık hard diskinizde yer kalmadığı günler yakın. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir şey yapalım mı? Önceki derslerimizde yapmadık ama zararın neresinden dönersek kârdır. Ben bu şu anki dosyayı kaydediyorum. Gruba atayım. Arkadaşlar onu alsın. Kendi programlarında açıp benim yaptığım örnek üzerinde de nasıl yapmış diye inceleme şansınız olur böylece. Ne dersiniz? Hocam olur ama link olarak atsanız daha iyi olur. Çünkü Telegram'dan hani indirip telefondan atmak vesaire doğru. Çok zul oluyor. Doğru. Tamamdır. Anlaşıldı. Okeydir. Link atayım. WeTransfer link atarsanız biz zaten oradan indirip tamam. WeTransfer atayım ama orada etmez. Bir haftalık biliyorsunuz. İndirmekte acele ederseniz olur. Tamamdır. Ben şey diyecektim de arkadaş telefonu indir falan dedi de Telegram'ı bilgisayarda açıp kurabiliyoruz. Bilmiyorum, evet, o şans da var, doğru. Ama biz şey yapalım, bir transfer yapalım. Bir de 2-3 yere kurunca o da ayrı bir eziyet oluyor herkese. Herkes kursun demek şimdi nezaketsiz de kaçabilir. Bu açıdan link atayım, Asım'ın önerisine uyayım. Arkadaşlar, katıldığınız için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Grubu hareketli kullanmaya devam edelim. Bir de yeni arkadaşlara ulaşma konusunda biraz daha gayret etsek güzel olur. Yani sonunda, eninde sonunda azalma, şu bu, evet mutlaka olacak ama en azından şansımızı arttırma adına güzel olur. Teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Sağ olun hocam. Sağlıkla kalın. Evde kalın.